aslında eski iş, eski mavi. Arabalar hızlandıkça kalp sızısı azaldı mı ne, 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 ye. Yeter artık, yalan falan yok. Yalan falan yok Mustafa. Mustafa, iyice yalancının teki oldun. Artık yalan falan yok. Yeter artık. Bu nedir ya? Bu nedir ya oğlum? Amcanla da konuştun. Yeter artık. Bak, bu yalan işine artık son ver. Git adam gibi herkesle konuş. Yalanı malanı bırak. Bu ne ya? Ya, ya arkadaş, benim karım hamile değildi. Ben gittim yalan söyledim. Evi Tuğba'nın üstüne yapmadılar. Yine gittim yalan söyledim. Ben artık tamam. Ben artık tamam. Tamam, yalan falan yok. Bundan sonra yalan yok. Yeter. Ne bağırıyorsun kafede ya? Allah Allah, deli gibi burada oturmuşsun, tek başına konuşuyorsun. Tamam. Abi, ben artık itiraf edeceğim. Bütün söylediğim yalanlardan bıktım. Başıma bir sürü iş açıldı. Yeter artık abi. Ben itiraf edeceğim. Gideceğim, herkesi alacağım karşıma. Tek tek konuşacağım, ben de rahatlayacağım. Artık yalan falan yok. Dürüst Mustafa var. Yalansız Mustafa var. Yalansız bir dünya var hatta. Yalansız bir dünya içinde gazamız mübarek olsun. Mustafa abim yalanlarla bir evliliği yürütemeyeceğini anlamış ve tüm yalanlarına itiraf etmeye karar vermişti. O gün her şey yine rutin akışında başlamıştı. Bak ha oraya, bak ha oraya. Evladım, çocuklar. Ben size burada maç yapmayın diyelim, siz hala gale yapıyorsunuz. Ya Osman amca, kızcana sen de bizle oynasana. Evet baba ya, siz de bizimle oynasanıza. Değil mi? Ne oldu Osman, korktun mu çocuklardan? Hakikaten Osman ya. Kırma şu çocukları, sen de oyna, ne olacak? Ya ne korkacım, ne kıracım da... Siz oynarsanız ben de oynarım. Valla ben oynarım. Oğlum, Metin Ali Feyyaz, biz de öğrendik onlardan biraz. Haydi lan o zaman. Ya sen de gel lütfen amca. Vallahi mi? Hakikaten benim de canım çekti. Yürüyün de. Hadi hadi. Kışşt. Lan, Halil. Maç yapacak, haydi. Vallahi mi? Kaleye geçmem, sonum. Geliyorum. Haydi, haydi. Hep beraber. Oley, yukarı maç yapıyoruz. Emin abi, işin yoksa sen de gelsene. Yok çocuklar, o gelemez. Onun işi var. Burada oturarak mesai yapacak. Sen benim futboldaki istidadımı bilmiyorsun Allah'ım, küçük esnaf. Almanya'dan krampon geldi, oynadım oynadım. Altının tırtığını kestirdim, gündeye giyiyorum o kadar yani. Sen de gel kaleye geçsene, bak minyatür kale ha. Hem daha iyi olur, beşiklerden kol yemeyiz. İşin sonuna bak sen. Ben kaleye geçersem kol yüzü göremem. Bunların akrabası var, altyapıda oynuyor Fevzi. Çok ilerleyecek o. Geçen Fulya'ya gittim. Orada da baktım, bir oğlan var Sergen diye. Arkadaş bir yürüyecek var ya, tam favret. İyi yani. Sezgin oğlum, biz babamlarla maç yapacağız. Baba! Sen de bizle oynasana. Maç yapıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum, koca koca adamlar top mu oynayacak ya? Allah Allah. Ya baba, amcam bile oynuyor. Bekir, o ne anlar futboldan be? Vallahi istersen gel kendin gör Nur abi. Geliyorum. Hadi bakalım. Gol atabiliyor mu? Hadi bakalım. Kim kim? At bakayım, at bakayım. At, 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 at. At. Hani kim kim oynayacak? Hakem olmaz. Doğru. Hakem Necmettin olacak.
Ece, içeriden bir dük yap. Hadi, acımadım, hadi. Tamamdır abi, tamamdır. Bak, tamamdır. Halil bende. Evet. Emin Lütfü, tamam. Biz böyleyiz. Gel Zeki. Gökhan, gel oğlum. Tamam, ne olur gel. Abi. Gökhan bizde. Böyle yok, bak, burada. Gökhan bizde. Yok, yok, yok. Ben kaleye geçeyim ya. Yani. Tamam, minyatür oynuyorsun. Evet. Ha. Hadi geç o zaman. Tamam, gel İsmail, biz gel. Sen gel oğlum. Gökhan, gel sen ben. Gel. Topu alayım da Burak abi. Buyurun. Tamam. Hadi. Kale bu taraf. Abi, bizim kale hangisi? Tamam, kaleye burası. Geçeyim. Bizim kale orası, tamam mı? Şişt, geç bakayım. Hadi bak, bizim kale burası. Abi, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bizim ekip, gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Hazır, hazır. Hazır mısın? Hadi, hadi. Oo! Bize uğraşamayız hadi. Sağda, sağda konuşacaksın, sağda. Bak, üç kez yere dokunmadan vurursanız penaltı. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi, hadi, hadi. Yanar mı? Çık. Oyanın ve laf verdi, oynamayın. Bas, bas, bas. Çok var. Zeki, kale gol. Kale gol. Kale gol. Yandı, gidiyor. Şu görmedin mi? Ne yandı? Kale gol. Sağ olun, sen nereye bakıyorsun? O değil. Osman, Osman, at Osman. At, at, at. Aslanım benim, ben. Ya nasıl pas atıyorsun Osman ya? Norişkom, dikkat et. Terleme, üşüteceksin. Çocuk gibi vallahi benimki. Ay, şunlara bak, çocuk gibiler. Çok güzel eğleniyorlar. Orhan Bey yok muydu acaba? Onu niye çağırmamışlar? Ben nereden bileyim Sevinç, Orhan Bey'in ne yaptığını? Allah Allah. Bekir, dikkat, dikkat. Ay. Ay, yine hiç olmazsa zayıf. Öbürleri tombul tombul. Doğru. O ne sen bizdensin lan? Bebekçe soyanlı git sana. Bebecik Nur Ebe. Evet, Osman pas, Osman pas. Aslanım be Osman. Al bakalım. Nur abi, valla beni affedersin, sana marhaj yapma muamere. Ne diyorsun? Sen bana şimdi rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok ya, bir nevi anlaşma diyelim ya. Ben böyle açılıveririm yalandan. Sen de boş yayla gibi gider 90'a takarsın. Satın kaleci küçük ya, rahat rahat at golünü. Ya git işin emin ya. Ben hakkım olmayan golü atmam. O zaman görürsün, ben burada felifon cüssem bilen kapı duvar olmaz mıyım ya? Beşliğine dikkat et Emine, beşliğine. Çok kızdım, maç şimdi başlıyor. Maç şimdi başlıyor. Bekir abi, boştayım, at bana pasiyon. Dur, bas, bas, çekil. Ya dur. Çekil, çekil, çekil lan, çekil. Bekir abi, boştayım, çok abi. Kızdım, at bana pası. Ya nasıl faul? Baba. Lan hep faul kardeşim, siz gönder orta. Ne alakası var? Burada oyun oynuyoruz ya. Abi iyi misin? Ah, iyi miyim? Ya Emin, Emin nasıl bir futbol oynamak bu kardeşim ya? Yaktım seni, yaktım. Bu sefer seni yaktım. Yani darp raporu alacağım, seni bir daha dava edeceğim. Ah. Acıcık kilo vereydin, acıcık. Böyle kalın kalın bacağı görünce onuma yittattan geldi, dikildi ya. Bilek bile yok, baldır direkt ayağa birleşiyor oğul. Abi. İyi. İyi misin? Ayağım bileğim bileğim. Ah, ah, ah. Ya insan ya. Oynuyor bu, insan. Ya ne anlarsın futboldan? Ah, şan şan, numara yapıyor, numara. Kocaman adam oyun dokuşuna şuna. Kalk ya, susturun şunu, Allah aşkına susturun ya. İşte bizim mahallemiz hep böyleydi. Büyükler bir anda çocuklaşır, küçükler bir anda büyük olurdu. Ama en önemlisi hep beraber oynamasını bilirdik. Ay Nurişkom, vallahi çocuk gibisin. Yani nasıl sakatladın bu ayağını? Ya anne, babam güzelce bizle oynadı. Nasıl oynadı? Ya hayatım, abartma. Geçer biraz sonra. Gökhan! Hadi oğlum, sen ders çalışmaya. Hadi bakayım, hadi. Nuri, ben dün gece çok korkunç bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Şimdi rüya şöyle. Şimdi uyuyorum. Böyle rüyamda Mustafa'nın yalan söylediğini görüyorum. Çocuk mucuk yok mesela ortada. Hiç bize yalan söylemiş hamilelikle ilgili. Sen yine ona kızıyorsun böyle. Hepimiz ona kızıyoruz, üstüne gidiyoruz falan. Böyle kabus gibiydi. Abartma hanım, abartma Allah aşkına ya. Yani bebek olayı ya. Bu bebek olayında yalan olur mu canım? Ya Mustafa bile yapmaz bunu ya. Çok korktum, çok.
Seni de uyandıracaktım da uyuyordun çok horluk. Şükran, sen şimdi Rüya'yı falan boş ver de Tuğba'yı doktora götürecektin. Ne oldu, götürdün mü? Bak, ihmal ediyorsun ha. Yok, çıkacaktım şimdi ben zaten yanlarına. Kendi ellerimle götürürüm ben onu, sen hiç merak etme. Götür götür. Bak, gelinimizin sağlığı önemli Şükran. Şükran! Tamam. Nasıl? Filmi beğendin mi? Çok korkunçtu değil mi? Ha? Ay, korku filmi sevmiyorum ben Mustafa. Ya boncuğum benim. Korku filmi ama sonuçta o kadar da korkunç değil. Gremlinler bence aynı zamanda çok tatlılar ha? Çok korktum ama ben Mustafa. Ya boncuğum benim ya sen korktun mu ya? Ha? Tam zamanı Mustafa. Korkudan faydalan. Senin bir an önce çocuk yapman lazım. Yoksa hapı yutarsın oğlum. Boncuğum korktun mu sen? Sen korktun mu? Ben sana kıyamam. Gel içeri gidelim. Hadi odamıza gidelim. Ben senin güzel güzel korkunu alayım ha. Sonra da mışıl mışıl bir öğlen uykusu patlatırız ha canısı. Ben de çok korktum zaten hadi. Ay olmaz Mustafa. Ev işini konuşana kadar beraber uyumak yok. Boncuğum nikahtan sonra sadece bir kere beraber uyuduk. Ne olursun artık odamıza gidelim. Hadi ben de hem çok korkuyorum ya. O odaya şimdilik sadece ben girebilirim. Boncuğum, 3+1'lik evde bana 2+1 hayatı yaşatıyorsun ya. Neden giremiyorum ben odamıza seninle beraber? Hadi ne olur, hadi gel bir öğlen uykusuna yatalım. Ben de çok korktum zaten. Gerçekten film beni çok etkiledi. Hadi beraber uyuyalım. Mustafa, korkuyorsan filmin komik yanlarını düşünürsün o zaman sen de. Bakıyorum ben. Ne bitmez çilem varmış ya. Anneciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredeydiniz? Merak ettim. Kapıyı çalıyorum deminden beri. Anneciğim, biz de yeni girdik eve. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, geliyorum. Hadi bakalım, git. Hadi doktora gideceğiz, hadi. Anneciğim, biz gittik. Yani sinemaya gitmiştiniz. İşte şey, doktora gittik, oradan sinemaya gittik. Oğlum, niye haber vermiyorsunuz bana? Hani beraber gidecektik? Anneciğim, sizi yormayalım istedik. Yani gerek yok. Zaten hani kontrolünde yaptı, doktor muayene etti güzel güzel. Hiçbir sorun yok. Her şey o kadar yolunda ki, merak etme. Çok güzel. Şekerim, bu doktor kontrolleri çok önemli. Anladın mı? Hangi filme gittiniz karı koca? Söyle bakayım. Gremlinler 2 anneciğim. O kadar korkunçtu ki görmen lazım. Ne? Korku filmine mi götürdün? Deli misin sen? Hamile kız korku filmine götürülür mü? Ne hamilesi? Şimdi Necmi, danışmanlık ofisi mi kuracaksın sen? Peki bu Nuri'nin şirketindeki yönetim kurulu işi ne olacak? Bana iş mi dayanır Lütfü abi? O işi de bırakmayacağım tabi. Ama danışmanlık işi başka iş. Bu kendi işim. Ofisimi açacağım, ekmeğime bakacağım. Türkiye'de bir ilk. Nasıl oluyor bu danışmanlık? Şimdi Lütfü abi, bu geleceğin mesleği. Baktım ki benim 7 ve 5 yıllık tecrübelerimden herkes faydalanıyor. Ben de bu işi resmiyete dökmeye karar verdim. Mesela bak, gazetede ne yazıyor bak. Bak. İstiklal Caddesi tramvayına yeniden kavuşuyor. Geçenlerde Nurettin geldi yanıma. Bana sordu bu tramvay hattını tekrar açayım mı diye. Nurettin Sözen mi? Belediye başkanımız. Tabii ya. Ben de dedim getirin tramvayları, nostaljik olur. Tramvay o belediyenin haline ha. Tramvay o belediyenin haline. Ulan Necmettin, Allah'ın vermiş olduğu aklı fikri sebil gibi bila ücretli yayacağına, Allah'ın kullarına ücretle satmak ayıp değil mi kardeşim ya? Hangi akılsız gelir de senden akıl alır ki? Siz merak etmeyin. Birazdan ofisi açıyorum. Geldiğinizde göreceksiniz. Kapıda kuyruk olacak. Ha bu arada ilk günün hatırına ilk danışmanlığımı bedavaya veriyorum. İlginizi çekerse beklerim. Var mı isteyen? Emin. Nuri tazminat davasından vazgeçirsin diye bir danış istersen Necmettin'e. Belki bir akıl verir de barışırsınız. Tövbe danışmam ya, benim öyle asilik fisilik şeyleri harcayacak vaktim nakdim mi var Lütfü abi? Hem ben ondan barışmanın yolunu buldum ha. Önce kır sonra al tekniğiyle. Rahmetlik nenem derdi ki su bulanmayınca durulmaz. Şimdi bir gideyim hemen bir barışayım da geleyim bana şimdi. Şey yapayım mı? Zeki, 2 tane çay yap okkalı. Birazdan Nuri abimle geliyoruz. Vay, tamam gönderdim Emir, hemen getireyim. O ne Emin? Sefer tası, sefer aşı. Geliyorum ben Lütfü abi. Ne hamilesi dedim Mustafa?
Gremlinler, gremlinler hamile kalmış anneciğim. Görsen var ya ben diyeyim 100 sen de 1000 tane. O kadar böyle doğurup doğurup oralarda. Ay. Ay anneciğim o kadar korkunçtu ki korkudan 9 doğurdum. Kıyamam koko suratlım. Götürülür mü korku filmine kız? Allah Allah ya bir şey olsa yazık değil mi? Ama sen de hatta niye gidiyorsun korku filmine şekerim öyle korkunç? Önemli değil anneciğim. Biraz korktum o kadar. Olmaz. Zaten bu gençlikte de bir gariplik var. Gidin güzel aşk filmine. Oturun böyle el ele. Böyle tatlı tatlı bakın birbirinize. Niye gidiyorsunuz? Allah Allah. Madem bu kadar korktun ben sana hemen bir su getireyim. Güzel su. Mustafa annen neden bu kadar kızdı anlamadım ben. Boncuğum, ya sarı gremlinim benim ya. Annem sen korkunca dayanamadı. Seni o kadar çok seviyor ki. Hani küçücük bile korksam ona bile dayanamıyor. Allah Allah. Aman doktorlar faydasızdan oyda veren mi diyor. Aman kınalı nurimden oyda ölen mi diyor da. Dedim bu adam kakamaz yerinden. Gittim valideye sana çorba kardırdım da getirdim Nuri abi. Allah Allah ayağıma vurduğun yetmiyor bir de yanıma mı geliyorsun ya? Sen ne yüzsüz bir adamsın ya? Çekil git. Kurban olayım Nuri abim bak seni şöyle hasta adamı evde yalnız bırakmışlar ya. Bir marazlı adam evde yalnız konur mu kurban olayım? Sen burada ölsen şişsen kimsenin haberi olmaz valla. Bu ahraz oğlanla koyup gitmişler seni. Bu çok fena bu. Büyüsün sana zopa çeker bu valla dineyle zopayla. O yengem de seni koymuş gitmiş böyle terk etmiş Nazlı ablayı alaydın vallahi böyle olmaz. Oğlum sana ne benim karımdan ya? Allah Allah. Ben iyiyim bir şeyim yok. Mustafa'lar kadar gitti gelecek şimdi birazdan. Muzlar erisin ben de kalkacağım zaten. Ah bir bizim muzlar erimiyor Nuri abi. O kadar çabalıyorum da ol görüp. Kimseye ihtiyacın yok senin. Vallahi kimseye bırakmam ha. Ben varım baharım sana. Nuri'cim dostluklar, arkadaşlıklar böyle günler içindir la. İstemiyorum Emi. Senin dostunu da istemiyorum, kardeşliğini de istemiyorum. Yeter ki çekil git. Sana şuradan böyle. Bağla bak. Şuradan bir kaşık al lan bak erkek çocuğusun koktu. Gel. Aç bakayım ağzını. İstemem. Helikopter geliyor vallahi bak pata aç onu la. Gökhan gel sen ye bunun yemeğini gel Gökhan. Gel sen ye bunun yemeğini. Tamam istemem bırak. Bir kaşık daha al bak. Ya istemem. Vallahi kokmuştur ha bak uldur oğlum Allah muhafaza. İstemem canım. Al bak sonra da bizim... Dava işini bir konuşalım Nuri abi. Hazır ısıcağına. Emin, boşuna uğraşma kardeşim. Davadan filan vazgeçmiyorum. O 10 milyonu da senden çıtır çıtır alacağım. Fakire fukaraya dağıtacağım. Çorbamı da içtin derdi olasıca. Ya Nuri abi benden fakir mi var şu mahallede? Sen benden uğraşmayı ver gali ya. Ben ölürsem de komşular şunun beni mahkemeye verdiğini görmesem ya. Nerede o günler? Nerede o günler inşallah yarabbim inşallah. Başka ne var orada? İşte burada pirinç pilavı var. Altında da pırasayla hastayı gelir. Yağsız, tuzsuz. Satın yağ tuzu nereden alayım ben? Affettin mi? Affetmedim mi? Affetmedim. Şimdi Lütfü abi definecilikte Kültür Bakanlığı Tabiat Koruma Kurulu'na başvurup kazı için izin almamız lazım. Yoksa cezası büyük. Başvuralım o zaman Necmettin. Yalnız orada bir husus daha var. Eğer gömüyü bulursan devlet belli bir kısmına el koyuyor. Sonuçta ülkenin kültürel mirası bunlar. Yok ya bölüne zaten kuşa döndü payımız. Başvurmayalım ya. Eskisi gibi kazalım gitsin. Ama cezası gerçekten çok büyük. Yarın bir gün bana söylemedi deme. Hatın ölümü arpadan olsun Neco. Emin hoş geldin. Ne oldu Emin? Affetmedin mi? Çaylar soğudu da. O çayın soğuğunu yapacağım ben zaten. İmkanım olunca operasyon maliyetini bekliyorum. Böyle şeftalili kayısılı da aroma vereceğim içine. Kayısı çayı diye kayısı tea. Kakalayacağım piyasaya para kırarım. Nerede ya? Nuf diyor peygamber demiyor bebecik. Affetmiyor bir türlü. Ya Neco,
Çok sağ ol ya. Vallahi yani şu verdiğin bilgi var ya, çok aydınlatıcı oldu. Necmettin kardeş, hakikaten bu senin fikirler etkili oluyor mu ya? Lütfü abiye sor bak, yüzü burada. Ya ne kadar para verirsen az ya. Yani gerçekten verdiği bilgi altın değerinde. E o zaman şu gariban Emine de bir akıl ver ya. Gerçi bende akıl çok da sen bana fikir ver. Vazgeçmiyor bu bebecik davadan. Veririm abi, sıkıntı yok da bedavaya olmaz. Öyle dedin ya deminden ilk şeyi bedava yapacağım diye. Lütfü abi senden daha erken davrandı abi. Yani ben sözümü tuttum. İlk danışmanlığımı bedavaya verdim ama bundan sonra tarif eyle. Hoş geldin dedeciğim. Hoş bulduk. Kızım, hani şu babanın kullandığı bir parfüm vardı ya, güzel kokulu. Neydi adı? Maaşla ilgili bir şey. Net miydi ne? Tamam tamam, anladım ben. Ne oldu? Heh, sen git onu getir bana, hadi. Babamın parfümünü. Ha. Al dedeciğim. Şimdi yollarda bir takım çöplüklerde böyle pis kokular oluyor, biliyor musun? Bunu sürünce o kokuları burnum almıyor benim. Anladım dedeciğim. Bundan babanın haberi olmasın, olur mu? Sonra bana böyle acayip acayip sorular soruyorlar, yine sinirimi bozuyorlar. Tamam dedeciğim, sen merak etme, söylemem. Tamam yavrum, hadi. Kızım, ne yapıyorsun burada? Ah hiç. Nasıl hiç? Bu koku, bu ne ya, çok tanıdık. Aa, o elindeki benim parfüm değil mi? Evet babacığım, senin parfümün. Ne işi var senin de? Kendime sürüyorum. Ya aşk olsun Özlem ya. Kızım o parfüm erkek kokusu. Babacığım tamam, erkek parfümü de yani çok güzel kokuyor. Ben de kendime sürüyorum. Hem öyle... Ya kızı erkeği değil ya, ayrımcılığı olur mu parfümün? Güzel kokuyorsa... Baba çok ayıp değil mi? Tövbe estağfurullah, Allah'ım ne yapıyoruz? Lütfü abi, sen de Emin niye bulduğun yere yapışıp danışıyorsun ki? Belki ben danışacağım ilk. Ya danışmam dedin ya sen Emin. Hadi arkadaşlar, benim şimdi tabelayı yaptırıp ofise geçmem lazım. Kapım her zaman açık sana Emin abi. Yalnız tarifeyle, kusura bakma, iş yapıyoruz. İçmeyeceksin sen onu. Ver güne ver, ziyan ettin. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Bunların diyorum dini, imanı para. Aynı bu Nuri gibi, aynı deliye düşüyorlar. Oğlum 10 milyon vereceğine danış kurtul. Danışacağım, danışacağım da... tutuyorum şimdilik. Şu sakalı görüyor musun Lütfü abi? He? Alabildiğine böyle fakir, çirkin, yoksul ama durmadan kızının sohbetten de geri kalmıyor. Ne kadar böyle bir yapışkan biri çıktı bu ya. Ya sana ne oğlum ya? Niye uğraşıyorsun böyle işlerle? Sen tazminatını düşün. Nasıl ödeyeceksin? Bak, Necmettin'in teklifini iyi düşün. Git danış. Bana bak şu sakala. Koya gitmiş idi buralardan. Semine'nin peşini bırakmayacak mı ola bu ya? Zaten bu Nuri bu davadan vazgeçmez, bana o kötülüğü yaparsa... ben de bu sakalı öldürür, hapse girerim. Yine de vermem o parayı. Ne haber bakalım? İyilik Deniz Hanım, haberler sende. Ne kaynatıyordunuz öyle ağza ağza, cephe cepheye? Cezmi ile mi? Ya bir konsere bileti varmış, beni davet etti, onu konuşuyorduk. Şuna bana, kızı tutmuş da halına, durumuna bakmadan konsere çağırıyor ha. Feminik de vallahi yumru vermiştir, ağzının payını vermiştir hemen ona ha. Şöyle iki tane de şaplataydın yüzüne, sen kim oluyorsun da beni böyle bir şeye davet ediyorsun diyor. Yok, hiç öyle bir şey yapmadım. Yapmadın mı? Kibar kız ya, tabii. Kendi görgüsüne, şeysine, aile terbiyesine göre üsülünce reddetmiş. Yok reddetmedim, kabul ettim. Zaten benim gitmek istediğim bir konserdi. Öyle.
kabul mü ettin? Kabul ettim. Cezmi kibar bir insan. İşte beraber konsere gideceğiz. Görüşürüz Lütfü abi. Hoşça kal Emin. Güle güle Deniz. İyi eğlenceler. Vay be. Görüyor musun yere bakan, yürek yakan Cezmi'yi? Bir biletle aldı kızın aklını. Lütfü abi. Bu meselelerle ilgili seni daha önce uyarmadım ya. Bak seni de yakarım, bu dükkanımı da benzin döker, yakarım. Ya sakin ol. Abi sakin. Kime diyorsun ya? Sana mı diyorsun? Yok, şuradan basketçi geçti de ona dedim. Abi sakin ol. Bakın, ofisimi açmış bulunuyorum. Hepinizi de bekliyorum. Hatta size şöyle kartımı takdim edeyim. Buyur abi. Al abi sen de. Ya Necmettin, benim işler hep ters gidiyor ya. Senin bu danışmanlık işleri nasıl, faydalı mı? Muska falan da yazıyor musun orada? Yok abi, onlarla alakamız yok. Genelde danışmanlık hizmeti veriyorum ben. Fikre dayalı yani. Nasıl, oluyor mu verdiğin fikirler? Tabii tabii, muhakkak. Bak şimdi, sen gel konuşuruz bunlar aramızda. Hem Nur abiyle barışmanızla alakalı aklımda çok güzel bir fikir var. Deme ya. He, bak. Nuri abi davadan vazgeçmezse paranı iade edeceğim. Emin, kaçırma bu fırsatı. Hadi. Şimdi aynı dili konuşmaya başladık Necmettin kardeş. Yalnız davadan vazgeçmezse tık o paramı eksiksiz iade alırım ona göre. Bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Ofisimde konuşalım. Gel gidelim. Gel. Bu kadın kız işlerine de senin danışman oluyor mu? Hani sen sevmiyordun Atilla'yı? Tatlım, ben Atilla'yı sevmiyor değilim ya. Sadece Özlem üzüyor diye sinir oluyordum. Ama artık barışsınlar istiyorum. Ay ne iyi kalplisin sen. Harold yani. Ay neyse, Bora geldi. Kızlar merhaba. Merhaba. Aysel, beni çağırmışsınız. Bir yanlışlık olmadı herhalde. Yok, bir yanlışlık yok. Seni çağırdık ama biz Atilla ile Özlem birbirine aşık. Artık bunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Ya ben de diyorum Atilla'ya aşıksın diyorum. Kabul etmiyor bir türlü. Ya işte Özlem de öyle. Ne zaman konuyu açsam o defter kapandı diyor. Tamam da ne yapabiliriz? Benim aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Kızılırmağın kenarına da böyle balığa gitmiştik. Alabalıkları da dizmiştik böyle. Bu arada lan ben böyle yalap şap geldim. Öyle görgüsüz değilim. Bir çikolata şekerini getireceğim sana. Bunu saymıyorum daha. Hayırlı olsun. Ha. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi konuya gelelim abi. Nur abi bu davadan dünyada vazgeçmez. Biliyorum ya. Nadir natır demez. Katır gibi inatçı. Ama öteki dünyaya gidersen vazgeçer. Tövbe de lan Necmettin, o nasıl söz? Nereye gideceğim ben ya? Farz-ı mahal. Mahsusçuk'tan öteki tarafa gitsen ne olur? Lan Necmettin, sen bu gidiş gelişin formülünü mü buldun da beni göndermeye çalışıyorsun la? 7 yıl burada, 5 yıl orada. Abi bir sus da beni dinle bak, ne olur. Şimdi dinle. Bak şimdi, sen Özlem'e gideceksin, Atilla seninle buluşmak istiyor diyeceksin. Tamam da siz niye gitmiyorsunuz? Ya biz söylersek inanmaz çünkü. Ama eğer sen söylersen Atilla seni gönderdi zanneder. Biz de gideceğiz Atilla'ya ve Özlem seninle buluşmak istiyor diyeceğiz. Kızlar bu fikir harika yani. Onlar da bu sayede barışmış olacaklar. Harold yani. Ay ikisi de birbirlerinin dayanamayıp haber yolladığını düşünecekler. Tatlım, çok tatlım. Hadi sen git artık, tamam. Gideyim mi? Hadi. Hadi sen git, hadi. İyi, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Yüz vermeyelim. Yine aramı falan bozar Mesut. Ve Allah korusun. Ay yok. Bundan bir şey olmaz ya. Ama bundan da olacak gibi değil ki. Affedersin. Böyle böyle yürüyor ya. Ya saçmalama, çok ayıp. Robocop gibi ya. Ay yapma, çok ayıp. Sana şöyle güzel de bir selam okuturum. Nuri abi öldüğünü duyunca affeder seni, davadan da vazgeçer. Ha ulan, bu Emin de mahalleye döner, -10.000'de gitmiş iken tertemiz anadan yeni doğmuş gibi sıyrılır çıkarım buraya. Tabii, bu bana olan borcunu ödedikten sonra olacak. Ha bir de o mesele vardı değil mi ya? Neyse canım, hamama giren terler Necmettin. Ne kadardı bu danışmanlık şeysi? Sen yabancı değilsin abi, bir 500 at yeter. Oo, ne diyorsun lan, delirdin mi sen? Şurada oturduk, arkadaş gibi eğlendik, güldük, lafladık ettik de bu kadar para istendin mi lan? İnsafsız, vicdansız, hayasız, hayalı olacak. Abi seni 10 milyonluk borçtan kurtarıyorum, insaf be. Yani şimdi bu ölüm taktiği 500 lira etmez mi sence? Oğlum
500 lirayı versen ben zaten o yanına yıkılır ölürüm la. Gerek yok ki, gerçekten ölürüm ben o zaman. Acıyıcık ikram et ya. İyi bari. Sen 300 ver de ayağın alışsın. Al. Aha şu da bana bak, ay sonuna kadar soykamdan kalsın, kefin parası yapayım. Tamam. Zaten bunu da kefin parası yapıyorsun. Sen var ya sen. Böyle yaparız. Öyle şeyden mahalle hocası getirme Sultanahmet'ten. Hepsini ayarlayacağım, hiç merak etme. Parayı da fikrine hürmeten verdim. Şöyle yumuşlu bir şey olsun, bir kere ölünüyor hayatta. Tamam. İrmik helvasından bana da ya. Fıstıklı olmasın la, dıkıyor vallahi. Cevizli ne yaptın, şöyle ibret alem olsun. Plastik şeyleri sevmiyorum ben. Tamam abi, hepsini ayarlayacağız. Özlem merhaba, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Buyur. Ne oldu? Atilla gönderdi beni. Herhalde kendisi birazcık utanıyor. Seninle konuşmak istiyormuş. Benimle mi konuşmak istiyor? Nasıl yani? Şimdi Özlem benimle buluşmak mı istiyormuş? Evet, bizden seninle konuşmamızı istedi. İyi de neden ki? Neden? Sence neden olabilir? Artık şu buzlar erisin değil mi Ati? Çok önemli dedi yani, bunu belirtti sadece. Allah Allah. Tamam. Tamam, peki nerede buluşacağız? Saat tam 4'te burada. 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 Burada, burada. Bak şu an tam bu noktada, tamam mı? Tamam. Bak şimdi gidiyorsun şu saç tarafa, hazırla. Heh, tamam. Şöyle. Hadi. Rakı rap. Rakı. Ama o böyle Neşe. Rakı rol bebe. Haberleşelim. Haberleşelim. Tamam, tamam. Görüşürüz. Ye. Böyle, böyleymiş. Hadi. Hadi gidelim. Neşe. Hadi, hoşçakalın. Aksız abla yine o logar tıkanmış. Ne atıyorsanız oraya ya. Sen değil, daha gençlere diyorum. Ben gidiyorum. Hayret. Nereye gidiyorsun oğlum? Daha dükkanı yeni açtık, bir mesai yap. Ya bizim valide özlemişti. Köye götürüp geleceğim, hemen bir arabayı atlar. Devrider gelirim ona. Ha, git bakalım. Kendine dikkat et ama. Sağ ol Lütfü abi. Of of. Ne oldu Emin? Yol gözünde mi büyüdü? Yok yok. İçimde bir sıkıntı var da Lütfü abi. Bun geliyor böyle içten içten. Allah Allah. Ne sıkıntı? Yemeği mi çok kaçırdın yoksa Emin? Yok ya, öyle değil Lütfü abi. Böyle içsel bir sıkıntı. Böyle ciğerlerden, kılcallardan süzülüp çıkayım. Ha. Sen hakkını helal et. Ya helal olsun. Nereden çıktı? Helal olsun ya. Tatlım, ne yani şimdi? Atilla seninle buluşmak mı istemiş? İnanmıyorum. Ay hem de özel olarak mı? Anlamadım ben de. Tatlım, anlamayacak ne var? Ama artık bu katı tutumundan vazgeçeceksin. Evet, bak hem... Neden çocuk kendi gelmedi, mesaj yolladı yani? Neden? 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 Çünkü utandı. Harold yani. Tatlım sen de artık yumuşak davran. Güzel gitsin her şey. Bak evet, sana senden hoşlanıyorum falan derse hemen tamam de. Kızlar, Atilla defteri benim için kapandı artık. Özlem. Ay tamam. Yani öyle tabii. Benden hoşlandığını falan söylerse bir düşünürüm. Bu kız tam bir cimcime ya. Ay. Bak bak şu hale bak. Kleopatra gibi yattı oraya. Suratı gülümsemeye bak. Ay hadi inşallah. İnşallah inşallah. Bak artık beni aptal yerine koyma, tamam mı? Her şeyi açık açık konuşalım bugün. Sen bu kıza aşıksın abi. Ya aşıksın aşıksın deyip durma bari, yok öyle bir şey ya. Ya nasıl yok öyle bir şey oğlum? Gözlerinden bile belli işte aşık oldun. Neyse gideceksin değil mi buluşmaya? Gideceğim tabii canım. Ya ha. Kız çağırmış şimdi, o kadar ayıp olur. E tabii ayıp olur.
Bak orada abuk subuk davranma, kızın kalbini kırma, tamam mı? Güzel davran kıza. Ya niye abuk subuk davranayım zaten? Tam bir centilmen olacağım. Bilmiyorum artık. Ya onu bunu bırak da. Heh. Ne diyecek acaba? Ben çok merak ediyorum. Ya ben biliyorum ne diyecek. Hadi ya. Neymiş? Hazır mısın? Senden hoşlandığını söyleyecek. Yok canım, daha neler. Gerçekten mi? Ne oldu? Ağzını suyu akıyor. Heyecanlandın galiba. Yok canım, niye heyecanlanacakmışım? Heh, iyi hadi öyle olsun. Bora, ben gideyim üstümü başımı değiştireyim ha. Ya oğlum taktım üst baş ne üst başı ya? Bak güzelsin sen zaten, niye takıyorsun bu kadar? Yok. Centilmen dediğin her daim şık olmalı. İyi hadi şık olsun. Bak ha ne diyeceğim. O saçını var ya geçen gün yaptın hani, onu muhakkak yap. O saç var ya çok iyiydi, onu kesin yap. Tamam. Senin bir yantini ödünç alayım mı? İyi hadi al. Tamam. Lafa tutma beni. Hadi ben bir gidip İyi, geleyim. Tamam. Koş yetiş hadi. Lütfü abi, şimdi bu Emin nereye gitmiş? Ya köye kadar gidip geleceğim dedi. Anasını götürecekmiş. Allah Allah. Nereden çıkmış ki öyle şimdi? Arkadaşlar. Abi, bu durum hiç hayra alamet değil. Aklıma kötü şeyler geliyor. Burnuma da kötü kokular geliyor. Uyandırayım size. Yok fare. Yok kardeşim, senin o burnun yere girsin ya. Burnuma kötü kokular geliyor. Yok bir gün de güzel bir koku yesin şu burnuna senin. Ya vallahi Fahri abi, açma şu şomazını, kurban olayım ya. Ya Necmettin, bu giderken sana bir şey söylemedi mi? Yok. Anası köye gitmek istemiş, böyle apar topar gitti. Sen ona bir akıl verecektin ya. Ne oldu o iş? Lafladık biraz ama şimdi Lütfü abi aklına yatmadı. Yatmaz. O kendi bildiğini okur. Neyse canım, birkaç saate kadar zaten öğreniriz ne olduğunu. Kaç saate mi? Niye ki? Şeyden diyorum Lütfü abi. Zaten köye gittiğinde mutlaka bizi arayıp haber verir yani. Bu arada köy demişken, ben Anadolu'da 7 sene koruculuk, 5 sene muhtarlık yaptım. Oradaki lakabım Kırsal Neco'dur. Hatta oradaki çiftçilerle böyle omuz omuza verdik. Süne zararlısına ve diğer zararlılara karşı mücadele ettik abi. Bu toprağın sesi oldum. E tabii sonra oradaki işim bitti. Trabzon civarına gittim. Maçka tarafında falan fındık topladım. Fındığı kaldırdıktan sonra da zaten Rize tarafına gittim. Çay topladım abi bir süre. Bu arada bu çay çok kötü. Al. Nasıl kötü ya? Ulan sen çaydan ne anlarsın Gündi?
Bu arada izin kağıtlarını imzaladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kesin sevdiğini söyleyecek. Beni sevdiğini söylerse acaba ne cevap veririm? Tuğbişim, ne oldu? Yapacaklarmış evi üstüne yavrum. Ay hayır anne. Daha konuşmamış Mustafa. Ay ben biliyorum, ben biliyorum. Kesin o Şükran karşı çıkmıştır. Yavrucuğum, ben bu evi istiyorum ama ikiniz için istiyorum. Sonuçta senin üstüne de olsa ev, kocanla müşterek bir hayat yaşayacaksınız yavrucuğum. Ay biliyorum anneciğim ama Mustafa'ya da çok üzülüyorum ben. O da arada kalıyor. Biraz daha yavrum, biraz daha. Yani istediğini elde etmek için biraz daha mücadele etmek gerekiyor. Hem Tuğbişim, sonra üzülen taraf sen ol istemem yavrum benim. Ah gel Mustafa. Merhaba. Gel, gel çocuğum. Gel yavrum, gel 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 gel. Otur şöyle bakayım. Mustafa'cığım bak sen de artık benim bir evladımsın yavrum. Bak Tuğbe işte senin karın. Ama senden istediğim şu. Şu karına artık sahip çık. Onu üzme. İstediklerini yerine getir yavrum. Oğlum Mustafa bu ev işini halletmeden Tuğba yüzüne bakmayacak. En iyisi bir yalan bulmak. Anneciğim, o nasıl söz öyle? Ben sarı boncuğumu hiç üzer miyim ya? Peki yavrucuğum, şu ev için, evi üstüne yapmak için Tuğba'nın annelerle konuştun mu? Konuştum. Konuştun mu? Evet. Aa, ne dediler? Tamam dediler. Ne diyecekler ya? Aa, tamam mı dediler? Tamam mı dediler? Hı? Gelinime bir ev değil, 10 ev feda olsun. Ama daha bunlar çocuk hayatım. Öyle bunlar bilmezler malı elinde tutmayı filan. Yani yarın bir gün Allah korusun bana bir şey olsa sen ortada kalırsın. Ay Allah korusun. Hiç öyle şeyler söyleme. Vallahi elim ayağım titriyor. Allah korusun. Hayatım dünya hali. Yani ne olacağı belli olmaz. Hele bir çocuk da olsun. Mustafa'nın aklı bir başına gelsin. Ondan sonra ben her şeyimi veririm geline. Hiç merak etmesin. Ama şimdi o evi üstüne yapmayı unutsun Mustafa Bey. Ben senin ne kadar iyi bir adam olduğunu çok iyi biliyorum bir kere. Ben söyleyeceğim Mustafa'ya, sen bana bırak. Ya ne diyecekler canım? Sonuçta o bizim gelinimiz, bizim evladımız. Ona bir değil, bir ev feda olsun dediler. Vallahi pek şaşırdım doğrusu. Ay inanamıyorum ben Mustafa. İnan boncuğum, inan. Güzel gözlüm, inan. Ay neyse neyse, ben kalkayım. Giderken de Şükran Hanım'lara uğrayıp bir teşekkürlerimi bildireyim. Olmaz. Neden? Annemler evde yok. Aa, olmaz olur mu canım? Ben şimdi gördüm gelirken. Haydi görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Annem dikkat et kendine. İyi ki doğurmuşum yavrumu, iyi ki. Mustafa, Melahat annen gitti. Tüm yalanların ortaya çıkacak. Ay Mustafa, benim çok uykum geldi. Gidip uyuyalım mı? Boncuğum, durdun, durdun. Bugünü mü buldun uyuyacak ya? Neden? Hadi Mustafa. Yok, hadi hadi yok. Uyuyamayız, uykum yok benim. Nasıl? Annemlere gidiyoruz, kalk. Ama neden? Kalk sen, kalk. Kalk bak. Gel. Ben seni uyuturum sonra, sen yürü. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Aslında benim de sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Hadi önce sen söyle. Yok, önce sen söyle. Ay, galiba itiraf edecekler. Plan işe yaradı galiba çocuklar. Atilla hadi, söyle. Tamam. Özlem, bu yaptığın çok olgunca bir davranış. Yani bunca olan şeyden sonra beni buraya davet etmiş olman benim için çok anlamlı. Bir dakika, bir dakika. Seni buraya ben mi çağırmışım? Evet. Eyvah. Yandık ya, şimdi yandık işte. Atilla siz Bora'ya plan mı yaptınız? Ya Bora bana söylemedi mi? Atilla seninle buluşmak istiyormuş, konuşacağı bir şey varmış demedi mi bana? Bir dakika, niye bağırıyorsun? Ne Borası ya? Ne alakası var?
Ya sen şimdi bir de bilmemezlikten mi geliyorsun? Ya sen benden ne istiyorsun? Benimle bu kadar alay ettiğin yetmedi mi? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Hop hop, Özlem Hanım, orada durun bir dakika. Bir kere buraya sizi ben çağırmadım. Ayşe annesi Özlem senle buluşmak istiyor dedi diye geldim. Böyle olacağını bilseydim hayatta gelmezdim zaten buraya ben. Senin buraya gelip gelmemen benim çok umurumda çünkü. Asıl benim umurumda değil. Hem unutma ki günlerce telefonda beni işleten, benimle alay eden sendin. Tamam, tamam umurumda değilse git o zaman. Bana git diyemezsin. Sen git o zaman cimcime. Sen de bana git deme o zaman. Dedim git. Diyemezsin cimcime. Diyorum ya gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin çünkü ben gidiyorum. Olmadı. Yine olmadı. Tutmadı. Hadi mahalle. Özlem bizi öldürecek. Ya siz nasıl böyle bir yalan söylersiniz bana ya? Tatlım, ama baktık biz birbirinize itiraf edemiyorsunuz. Böyle bir oyun oynadık. Evet, hem... Ya ne vardı bu kadar kavga edecek? İtiraf edin. İkiniz de çok heyecanlıydınız buluştuğunuzda. Tabii, tabii biz çok heyecanlıydık çok. O Atilla onun kafasını kırmadığıma dua etsin. Neymiş efendim? Bizdeymiş gelmezmişmiş. Gelmeseymiş o zaman. Nefret ediyorum o çocuktan. Tatlım. Neşe. Bak Atilla'dan incini alamadı, bize patlıyor böyle. Bu yaptığınızı hiç unutmayacağım. Ama nefret de... Sus. Aşk... Kardeşler onlar. O nefretten doğmaz mı aşkta? Doğar. Sevmezsin böyle sonra seversin. Olmaz mı ya? Olur sence. Bence olur. Sen neden utanıyorsun Neşe? Utanma. Biz haklıydık. Tamam. Nefret ediyorum Özlem'den. Ya dur oğlum abartma ya. Bak öfkeyle kalkan zararla oturur. Sakin ol bir. Sen hiç konuşma Bora. Sen hiç konuşma. Ya sen ne diye arkamdan iş çeviriyorsun benim ya? Ben de arkandan iş çevireceğim ya. Baktım sen aşık o aşık sizi kavuşturayım dedim. Albüm de elden gidiyor. Hala aşık diyor ya. Ben nesine aşık olacağım onun? Oğlum bak aşık olmak ayıp değil. Utanma ya. Neymiş efendim? Ona cimcime diyemezmişim. Derim işte cimcime, cimcime. Oğlum kalk git dedi bana. Ne yaptın acaba kim bilir kıza da sana kalk git dedi. Sus Bora ya. Saçın olmamış. Ben sana dedim saçını yap diye. Hala saç baş diyor. Alacağım ayağımın altına şimdi seni. Hanımefendiye bak ya. Sen kendini ne sanıyorsun bir kere ya? Gittiğime inandılar mı Necmettin? İnandılar Emin abi. Ben her şeyi ayarladım. Sela da tamam. Az sonra okunur. Ha göreyim seni Necmettin. Şu aldığın paranın bir hakkını ver bakalım hadi. Sorma sahip senin bu kılık nedir Emin abi? Şu gariban Emin'in arkasından kimler neler konuşuyor bir duyayım dedim hadi. Anladım abi. Oh be. Eminsiz bir gün geçiriyorum. Çok rahatım vallahi. Emin hiç merak etmiyor musun Lütfü abi? Ya niye merak edeceğim? Şimdi o köyünde keyif yapıyordur. Ama Emin şey demişti böyle. İçsel sıkıntılarım var demişti çocuk ya. Ha? Ya onun içsel sıkıntısı olsa ne olur ya? Olsa olsa yemeğe fazla kaçırmıştır. Ondan olur yani. Öf. Emin yok ya. Vallahi çok rahatım. Sen rahat mısın Fahri? Rahatım abi. Yani size çok teşekkür ederim. Sonun geldi Mustafa. Karın için hamile kaldı dedin, yalan söyledin yetmedi. Evi üzerine yaptı dedin yetmedi. Şu an bu durumdan kurtulmak için hala yalan düşünüyorsun. Melahat Hanım, niye teşekkür ediyorsunuz? Kalmadı Mustafa, yalan kalmadı. Dünyadaki bütün yalanları bitirdin. Ay Nuri Bey, çok mütevazısınız.
Çok teşekkür ederim babacığım. Ben de teşekkür ederim. Ne oluyor ki? Vallahi çıldıracağım ben. Ayol niye herkes birbirine teşekkür ediyor anlamıyorum ki. Oğlum sen niye teşekkür ediyorsun? Bugünlere gelebildiğim için baba. Yalan dolan geldik işte. Efendim? Yok, bir şarkı dolandı da ağzıma. Onu bulamadım bir türlü. Ah, bittin oğlum Mustafa. Bir mucize, bir umut ışığı yok mu? Allah'ım şu durumdan kurtulmak için her şeye razıyım. Efendim, şöyle söylemek istiyorum ki evi kızımın... Dikkat, dikkat. Mahalle sakinliğinden İsmail ve Hatice Acar'ın biricik olduğu, bakkal Lütfü'nün en sevdiği arkadaşı, mahallemizin neşe kaynağı Emin Acar vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğleyin Darıca mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Dikkat, dikkat. Mahallemiz sakin. Emin mi dedi? Emin Acar vefat etmiştir. Emin Acar dedi ya. Cenazesi bugün öğleyin Darıca mezarlığına defnedilecektir. Ay. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah'ım mucize istedim ama Emin abi ölsün istemedim. Mustafa günahına girdin adamın. Kesin benim yüzümden öldü Emin abi, kesin. Lütfü abi. Abi dur 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 dur. Abi dur Allah aşkına. Abi dur sakin, tamam. Ya Emin diyor. Ha. Emin Acar dedi, Emin Acar dedi ya. Ah, Emin. Emin Acar dedi. Duydum. Emin Acar dedi. Emin Acar dedi. Nasıl olur? Nasıl olur ya? Nasıl oldu? Ben de az önce öğrendim Nuri abi. Başımız sağ olsun. Nasıl olur? Birkaç saat önce buradaydı. Buradaydı Emin. İşte Lütfü abi hayat böyle. Bir varmış bir yokmuş. Nasıl olmuş Necmettin? Trafik kazası Bekir abi. Yapma ya. Ah, içimde bir sıkıntı var dediydi. Keşke bırakmasaydım. Kal deseydim ona. Bak sen şu işe ya. Bugün de ölsem de kurtulsam deyince ben de inşallah Emin, inşallah Emin deyip duruyordum. Dilime eşek arısı soksaydı da söylemeseydim. Bizim Mustafa da çöktü kaldı garibim. Sanki onun yüzünden olmuş gibi. Abi sen de niye inşallah diyorsun? Senin yüzünden ölmüş abi işte. Halil! Abi Allah taksiratını affetsin. Çok iyi çocuk Emin ya. Dur deseydi. Ah şaka mı? Hissetmiş demek ki rahmetli. Ah şaka mı? Emin'im. Ben sensiz ne yaparım Emin'im?
abi, anlamasınlar senin olduğunu. He? Yok yok, tiyatralım iyidir. İyi. Merhaba yabancı. Merhaba. Başınız sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Dostlar sağ olsun. Sever miydiniz rahmetliyi? Sevmek ne kelime. Kardeşim de o benim. Ölüm gelmeyince kadir kıymet bilinmiyor değil mi Lütfü abi? Bilinmiyor ya. Bilinmiyor tabii. De. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Canım, bakkal Lütfü'nün namını duymayan mı var? Süpermarketlerin korkulu rüyası Lütfü sen değil misin? O kadar meşhur oldun mu ya? Oldum, oldum. Neyse, ölenle ölünmüyor. Haydi başınız sağ olsun. Sağ olun, cümlemize, cümlemize. Bu arada koli topluyorum. Şu kutu boş mudur acaba? Ha, o dolu. Dolu kardeşim. Ha, buradan boşa benziyor. Yok yok, daha açmadım. Dolu o kardeşim, dolu. Sen mi kestin o koliyi? Bir bakayım ben. Ya açmadım diyorum. Dolu işte, dolu kardeşim. Cenazem var, hala dolusunu boşunu hesap ediyorsun. Gönül kimi bilse sevdiği odur. Lakin bunu asla anlamaz bodur. İster ayağa kalk, istersen otur. Boyun 1.50'yi geçmez Lütfücüğüm. Ne diyor bu ya? Bu nereden çıktı bu adam ya? Çok konuşuyordu ama ne yalan söyleyeyim, ben çok severdim. Nurişkom da çok üzüldü, çok kavga ederdik dedi ama çok da severdim dedi. Bekir de öyle vallahi, ağzını bıçak açmıyor. Vadesi dolmuş zavallının. Böyle her lafa atlardı ama kendi içinde de bir sempatisi vardır rahmetlinin. Ay. Zaten ben sizlerde birer ana yüreği sezdim yavrularım. Ağlarsa ana mı ağlar demişler. Nereden bileceksiniz canım, ana olduğumuzu tanışıyor muyuz biz? Bu derin mana, bu anlamlı bakışlar yalnız analarda olur yavrum. Sen kızım verseydin ona sevgini belki dirili verirdi zavallıcık. Abra kadavra de yavrum. Koli var mı? Alayım gelmişken. Yok yok, olunca ben kapının önüne koyuyorum. Peki yavrum. Haydi hayırlı işler. Konsere gelmek istemediğine emin misin? Bak,
anlıyorum. Üzgünsün ama hayat devam ediyor sonuçta. Yok, hiç içimden gelmiyor benim konser falan. Sen git. Hey sakallı. Buyur. Seni şuradan çağırıyorlar. Bir koşu git bakayım. Nereden? Kim çağırıyor? Şuradan. Kahveden seslendiler yavrum. Uzağaydı. Peki. Başınız sağ olsun yavrum. Ölümlü dünya. Dostlar sağ olsun amcacığım. Rahmetlinin var mıydı bir sevdiği, gönlünü kaptırdığı biri? Bilmiyorum, yoktu herhalde. Çok konuşmayı sevmezdi böyle şeyleri. Bazen insan yalnızca gözleriyle anlatamaz mı her şeyi? Haklısın amcacığım, anlatırdı işte. İnsan kulaklarıyla da duymak istiyor herhalde. Belki de dilinin ucuna gelmişti o iki kelime. Ama söyleyemeden öldü gitti besbelli garibim. İşte öyle insanın aklına yüreğine bir şey düşünce hemen söylemesi lazım bak. Hayat bekletmeye gelmiyor, böyle bir anda gidiveriyorsun. Ne güzel konuştun sen şimdi böyle. Lakin insan bazen karşısından da bir şeyler bekler yavrum. Yani illa erkek söyleyecek diye bir şey yok ki. Kadın erkek eşittir yavrum. Haklısınız amcacığım. İlk defa bir erkeği bu kadar olgun konuşurken görüyorum. Erkek mi? Erkekler bu kadar olgunlaşmadan böyle konuşmazlar yavrum. Biz bu sakalları boşuna uzatmadık sözümüzü dinleyene. Ha bir de sakal demişken biraz önce giden sakallıya dikkat et yavrum. Tekin biri değil o. Cezmin mi? Yok yok, çok kibar bir insandır. Bizim mahalleden arkadaşımız. Böyle görünür bu mahluklar yavrum. Femin kızı, kara gözlerin yeter. Ak sinende çatal çatal dert tüter. Söyle bana pembe dilli kara kız, uzun kıvırcık saçlar acep nerende biter? Sağ ol amcacığım. Hoşça kal. Güle güle yavrum. Güle güle. Kimse çağırmamış beni. Madem seni kimse çağırmamış, ne dolanıyorsun bu mahallede bre adam? Kızın yanında, yöresinde. Allah Allah. Sana mı soracağım kardeşim nerede dolanacağımı? Sesini yükseltme. Burada herkes yas içinde. Cenaze var, sen bangır bangır neyin derdindesin? Rahmetliye de mi saygın yok? Melun. Biz de üzüldük tabii canım. O nasıl söz? Saygımız var tabii. Üzüldün de onun için mi cenaze varken kız peşinde koşuyorsun? Deniz benim arkadaşım. Haydi yürü. Bu mahallenin çocuğu değilsin. Git buradan. Git buradan. Allah Allah. Deli mi ne? Hiç merak etme, cenaze işi bende. Dur Allah'ım ben bir. Arkadaşlar iptirmeyin, yavaş yavaş geçelim. Merhum çok sevdiği bir mahalleyi son kez görsün, ağır ağır gidin. Ah Emin ah, bana hep küçük esnaf derdin. Şimdi acım çok büyük Emin. Çok büyük. Ara sıra biz de kavga ederdik, didişirdik ama ben de Emin'i çok severdim ya. Gitti. Mahallenin neşesi gitti. Doğru. Ben de bir omuz atayım. Gel kardeşim, gel. Arkasından yemek yaptıracağım. Dana kestireceğim cemaat. Gerek yok.
Yine kaymaklı bisküvit dağıtın. Bisküvit mi? Evet. Severdi rahmetli. Severdi ya. Ya cemaat, arkadaşlar bu tabut biraz hafif mi? Ya evet arkadaşlar, ya benim bildiğim cenaze, ne bileyim, insan öldüğü zaman ağırlaşır derler. Ama bu bayağı hafif ya. Son zamanlarda kaymaklı bisküvi az verdiydim. Ondan kilo vermiş olabilir rahmetli. Siz farkında değilsiniz. Ağırlığın çoğu bende. Ağır bu tabut. Ölünce borçluysa şişer derler. Borcu var mıydı rahmetlinin? Ne borcu? O bizim kardeşimizdi. Verdiğim bütün şeyler helal olsun. Benim de her şeyim helal olsun kardeşim. Ne borcu canım? Hiç borcu yoktu kardeşim. Nuri ile bir davası vardı ama. Ya arkadaşlar yapmayın Allah aşkına. Yani şu zamanda dava mava düşünülür mü ya? Ben vazgeçtim kardeşim davamdan. Hem ben onun gözünü korkutmak için öyle dava açtım filan demiştim. Şimdi siz davadan vazgeçiyorsunuz öyle mi? Vazgeçtim gitti kardeşim. Sizler de buna şahit misiniz ey cemaat? Şahit. Vay be Emin. Burada olsaydı da onu ne kadar sevdiğimizi görseydi. Gerçekten çok mu severdiniz bu Emin'i? Çok, çok severdik. Burada olsan ne yapardınız cemaat? Vallahi burada olsa var ya, boynuna sarılır, hüngür hüngür ağlardım be. Kollarınız kavuşmazdı. İkiniz de şişmansınız zira. Madem ki Nur abi davadan vazgeçiyor, o zaman açıklayayım ya. Ben ölmedim, sırım gibiyim ya. Ana. Ölmedin mi? Ölmedin ha? Emin bu. Ölmedim diyorum ya. Şahidi dedim size ya. Demek ölmedin ha? Emin, bunun şakası mı olur be? Ya öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ne yapayım Bekir abi oğlum? Şuna bak, hala espri yapıyor. Hala espri yapıyor ya. Her şey Nur abinin davadan vazgeçmesi içindi. Hoşunuza gitmedi mi? Bak bu kadar pahalı prodüksiyon, organizasyon yaptım ya. Niye öyle kötü kötü bakıyorsunuz oğlum? Hani boynuma sarılacaktınız falan. Bak Nur abi bu kadar cemaatin huzurunda söz verdin ha. Öyle tükürdüğünü yalamak yok. Vazgeçeceksin davadan. Bekir, biz bunu şimdi öldürsek ne olur? Hiç ne olacak? Hazır tabut da burada. Ya arkadaşlar bir şey olmaz olur mu? Katil olursunuz ya, daha ne olacak? Vallahi organizeye sokarlar sizi. İki kardeş, babalar da böyle patron değil. İki katı ceza alırsınız ha. Eliniz kana bulanır. Öldürdüğünüze değmem. Bir kuş gibi canım var. Emin, sen zaten öldün, öldün. Mezarın da kazıldı, öldün sen zaten. Hem ölü adam bir daha ölemez ki. Tabii, sen daha önceden öldüğün için bize kimse ceza vermez ki. Emin, salavat getir. Ya bak şey yapmayalım. Gel buraya. Koşun! Emin abimin şakası hiçbir işe yaramamıştı. Yalan, bir şeyleri yoluna koymak için söylense bile işe yaramayacağını anlamıştık. Bu adam bir milli felaket, milli felaket. Sinirlenme Allah aşkına şekerim. Ya bir insan öldüm diye yalan söyleyebilir mi ya? Bir insan böyle bir yalan söyleyebilir mi ya? Katil edecek zaten bu adam beni, ben biliyorum. Affet şekerim sen de bu adamı. Allah Allah, belli ki deli. Delirmiş yani adam. Hayatta affetmem Şükran. Asla affetmem. Mahkemelerde onu sürüp sürüp süründüreceğim. Korkuyorum ben ondan çok. Eve gelir şimdi. Geleceği varsa göreceği de var.
Bu adam davadan vazgeçmezse paranı iade dediydin Necmettin. Vallahi sana da pisleşeceğim galiben ha. Ben canmam kırmam, yürüdüğün yerlere dikkat et. De giderim vallahi danışmanlar odasına çatır çatır şikayet ederim seni ben. Bir dakika bir dakika Emin abi, orada çok önemli bir şeyin altını çizdim ben. Adam seni affetmezse paranı iade ederim dedim. Ama Nuri abi seni affetti. Hemen daha mendil kurmadan küstü yine oğul. Bak işte sen de söyledin, adam seni önce affetti. Şimdi tekrar affetmesini istiyorsan bu ikinci tarifeye girer. Ben lanayım kız, benim dağlar mı çileli başım varmış olgu. Şimdi seni barıştırdım mı barıştırdım. Ha? Paramı aldım mı aldım. Sonrasını ben nereden bileyim abi, adam yine küstü sana, ben ne yapayım? Vallahi abucamın neyim oğlanları var sırım gibi. Bir telefonum yeter Necmettin abi. Burada sahipsiz zannetmeyin. Kuş kadar canın var. Bir kursam yarısı boşa gider vallahi. Oldu abi oldu. Sen bildiğini yap. Problem yok. Bu devletin polisi var. Polis zaten komiserim mavini. Birinci sınıf benim gözümde. İlçede ama. Gözüm. Sana zahmet, işim bitince Rasim Hoca'ya iki tost götürüver. Tamam Mehmet Ali abi, tamam. Hemen. Afiyet olsun. Oğlum ortak. Ne? Oğlum arabayı mı kaçıracaksın lan? Oğlum Nuri amca izin verir mi ki öyle bir şey? Ya Ozi, bak kaçıracağız diyoruz. Yani izin istemeyeceğiz. Ya ortak izin istemiyorsun da ya araba lazım olursa babana. Akşam gece gece nereye gidecek koca adam? Oğlum Emre, eğer kaçırırsak var ya kardeşim, caddedeki şeklimizi gör lan. Akarız oğlum, akarız lan. Ama senin ehliyetin yok ki birader ya. Kardeşim ehliyetim yok da ben kullanmayı biliyorum. Sen kullan. Benim de ehliyetim yok ki. Oğlum o zaman ben kullanayım, benim de ehliyetim yok. Ayşe de gelir mi? Gelir canım, sen istersen gelir. Ya, bırak şu kızı ya, Ayşe'den sana yar olmaz, bırak ya. Bırakamıyorum be. Bir şey var, bırakamıyor insan ya. O nasıl bir tip oğlum ya? Nasıl mavi lan gözleri? Senin yok, kıskanıyorsun tabii oğlum. Nasıl? Bak. Kemal'im, bu gençlerde bir numara var. Nasıl Rasim Hocam? Bizim çocuklarda mı? Evet. Sabahtan beri izliyorum. Bunlar bir dolap çeviriyor. Rasim Hocam, siz eskiden de böyleydiniz. Yani ne zaman bir şey yapmaya kalksak mutlaka size yakalanırdık. Nasıl yapardınız da hiç anlamazdık. Tecrübe. Sen gözünü bu çocuklardan ayırma. Başlarına bir şey gelmesin. Bir numara var. Tamam Rasim Hocam, siz merak etmeyin. Teyze, yıllar önce kendisini terk eden Orhan amcayı affetmişti. Ama bu sırrı kendilerinden başka kimse bilmiyordu. Hatta Aysel de bilmiyordu. Annem aklına bir şey takmıştı. Süheyla teyze ve Orhan amcanın arasında ne vardı? Annem bir şeylerden şüpheleniyordu ama ne olduğunu tam olarak anlamış değildi. Ama bunu öğrenmesi an meselesiydi. Ne oldu Bekir? Çağırdın mı Orhan Bey'i? Çağırdım, çağırdım. Merak etme. Sen aralarında bir şey olduğuna emin misin? Ya ikisinin birlikte çekildiği gençlik fotoğraflarını gördüm diyorum. Eski arkadaş olabilirler. Belki benzettin. Yok. Aralarında bir şey var ama ne olduğunu henüz bilmiyorum. Böyle bir şey varsa niye bizi yasaklasınlar ki? Ben onu anlamadım. Yani bence Süheyla utanıyor. Ya bizden çekiniyor ya da mahalleden. Peki bu yemek işe yarar mı dersin? Ya yarasın yaramasın. Biz bu işi onayladığımızı belli edelim yeter. Haklı olabilirsin. Bakalım. Sen daha mı uğraştın bu işle? Ne yapayım Bekir? Ay Orhan, Sevinç kesin bir şey anladı. Bak yine bizi yemeğe çağırdı. Süheyla'cığım, belki de bizi birbirimize yakıştırıyorlardır ha, ne dersin? Orhan, bizim bu durumu gizlememiz lazım. Neden? Ya Aysel öğrenirse onu kandırdığımı düşünür. Zaten
Bunu bir şekilde öğrenmesi gerekmiyor mu? Biz bu işi daha ne kadar saklayabiliriz ki? Orhan, bak bana bak. Geçen sefer yok eskiden güzel pilav yapardı falan diye pot kırdın. Lütfen bu sefer dikkat et. Ne yapayım? Sen de o kadar güzel pilav yapmasaydın. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Babamla konuşmanız çok iyi oldu. Artık bana çok farklı davranıyor. Bunu duyduğuma çok sevindim Burak. Ama senin şimdi çok önemli bir görevin var. Babana doğru bir karar verdiğini ispatlaman lazım. İşte hocam ben de çok korkuyorum zayıf getirirsen ne olacak diye. Burakçığım sen elinden geleni yap. Derslerine çalış, zayıf falan getirmezsin. Takıldığın yerlerde gel bana sor, beraber çalışalım. Okuldaki diğer hocalarına da sorabilirsin. İşte hocam bazen çok geç yatıyorum, çalışamıyorum. İşte zayıf alırsam yine korkuyorum ya. Bak kafede de özel dersler yapıyoruz. Matematik, edebiyat, bütün bunları çalışıyoruz hep beraber. Sen kendine güven yeter, tamam mı? Tamam hocam. Kendine güven, derslerini çalış, elinden geleni yap. O zaman hiç merak etme, kırık falan getirmez. Sağ olun hocam, iyi ki varsınız ya. Lan bu Burak Kemal Hoca ile ne konuşuyor acaba ya? Oğlum bilmiyorum ki, sabahtan beri konuşuyorlar ya. Var ya bu kesin bizi ispiyonluyor ya. Yok ya, öyle bir şey yapmaz oğlum. Geçenlerde ifadesini verdim ben bunun. Heyt, dilim korktu. Tamam, şimdi akşam plan tamam mı? Hiç bak aksam olmaz, tamam mı? Tamam kardeşim, ben kızlara haber vereceğim, merak etme. Tamam, bir şekil. Kardeşim. Bakalım şu anahtarı yürütmeye bakayım. Tamam, oğlum dikkat et ha. Hadi akşam görüşürüz. Arabasında benzin var mıdır? Ya vardır, vardır ya. Nereden biliyorsun var mı? Var ya, kesin bizi söylüyor ha. Yok be oğlum, öyle bir şey yapmaz ya. Geçenlerde ifadesini verdim diyorum. Elimi bir kaldırdım, korktu. Sen elini kaldırınca ben de bir çekiniyorum ama. Yok. Çağan hocam. Efendim Ali. Şimdi hocam, benim size bir sorum olacaktı. Şimdi ben bir sır biliyorum. Bunu eğer size söylersem ispiyon olur mu? Evet, olur. Ha, o zaman ben ispiyon olarak söylüyorum. Bu gece Emreler Nuri Bey'in arabasını kaçıracakmış. Ne? Arabayı mı kaçıracaklarmış? Mali sen nereden biliyorsun bunu? Konuşurlarken duydum. Emre, Ozi, Alper bu gece Nuri Bey'in arabayla gezeceklermiş. Demek Rasim Hoca'nın söylediği buymuş. Vallahi bravo Rasim Hocam ya, hala algılar çalışıyormuş. Mali bu ispiyona girmez çünkü onların iyiliği için söylüyorsun. Olsun, bana fark etmez hocam. Peki hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bizim Emin hiç üşenmemiş, kılık değiştirmiş, bir de kalkmış kendi cenazesine gelmiş seyretmeye. Ama yani Sela da okutunca hakikaten inandık, ne yalan söyleyeyim. Alem adam ya. Peki sonra ortaya çıktı mı gerçek? Çıktı tabii, çıkmaz mı? Ama vallahi sevinelim mi, üzülelim mi bilemedik. Ay bakkal Lütfi nasıl üzülmüştür kim bilir. Hiç sorma Sevinç. Ben en çok onun için üzüldüm. Hakikaten yıkıldı adamcağız. Neyse canım. İnsan sevdiğini kaybedip daha sonra bulduğu zaman bir başka oluyor sevgisi. Değil mi Süheyla? Öyledir herhalde. Lütfü abi, üzüldün mü la gerçekten öldüğümü duyunca? Ya ben sana sinirliyim, konuşma benimle. Valla vasiyetimi okuduğunda ne hissettin Lütfü abi? Ne olur bir söyle ya. Allah'ım sabır ver ya. Bahbi, Allah aşkına seviyor musun beni Lütfü abi? Necmettin dedi ki böyle gözlerine dolu dolu oldu dedi. Sahiden doldu mu la bir söyle, Allah'ını seviyorum. Gidişine Emin ya. Bak Emin. Bu işlerin şakası dalgası olmaz. Vallahi alırım ayağımın altına ha şimdi. Gel bir sallayayım sana ya, terapi gibi gel. Al lan gel lan gel lan. Çek. Gel Emin. Çek sen oğlum. Bana boyun da ufak ya, altta kalıyorsun ha. Oğlum ben şimdi sana gösteririm. Sana kalkıyorum. Çek şimdi ben alıyorum. Arabacı alıyorum.
Emre, gece gece nereye? Şey baba, kapıda oturacağız ya. Kapının önünde oturmayın oğlum, bakkalın önünde de oturmayın. Ondan sonra mahallede laf çıkıyor. Ya anneciğim, bir şey yaptığımız yok işte, çocuklarla oturacağız orada. Kızlarla görüşüyorlar anne. Sen karışma Gökhan. Gökhan! Bana bak, kız falan yok değil mi? Bak lütfen. Allah aşkına şu üniversite imtihanını bitirene kadar kızımız yok. Yasaklıyorum kızları. Emre, oğlum kaybolmak yok, tamam mı? Yani seslendiğim zaman burada olacaksın. Deden gibi böyle gidip ortalıktan kaybolma. Nuri, ben nereye kayboluyormuşum bakayım? Hayır baba, hani sen bazen çekip gidiyorsun ya, onu diyorum. Ya evde otur otur canım sıkılıyor. Hani dışarıya çıkıp biraz hava alamaz mı yani ha? Hasbinallah. Alabilirsin baba, alabilirsin tabii. Bir şey demedim ki zaten. Şey, ben çıkabilir miyim artık? Çık ama geç kalma. Kız yok. Şükran, biz de Mustafa'lara gidelim. Bu teşekkür meselesi neymiş bir öğrenelim. He? Anneciğim, babamlar öyle teşekkür etmelerine falan gerek yok dedi, haberiniz olsun. Ay sağ olsunlar, sağ olsunlar ama olur mu canım? Yok, olmaz Mustafa. Biz gidip teşekkür edelim. Yani benim içime sinmez böyle. Gidemeyiz canısı. Ama neden? Annemler sinemaya gittiler. Sinemaya mı? Ha? Hani biz gittik ya korku filmine. Annemler herhalde şey dediler, hani çocuklar gitti biz de gidip korkalım, biz de sinemaya gidelim dediler. Korku filmi. Anneciğim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Aa, oğlum hani korku filmine gitmişlerdi? Evet ama herhalde korkup geri geldiler anneciğim. Şimdi yandın oğlum Mustafa. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Oğlum babamın ruhu duymadı. Helal kardeşim. Emre çok geç kalmayız değil mi? Yok ya, şurada iki tur atıp geliriz hemen. Yalnız benim bir saatim var, söyleyeyim. Benim de bir saatim var Ayşecik. Benim 3-4 saatim boş ama bir şey olmaz hadi. Hadi hadi. Hadi Ayşe'nin yanına mı oturacağım? Hadi kardeşim. Ayşe'nin yanına mı oturacağım? Bas kardeşim. Bas gidelim kardeşim. Bas gidelim. Basalım. Nereye kalk? Kemerini. Kalktım, kalktım orta. Kalktım kardeşim. Hadi kardeşim. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bas kardeşim. Dur kardeşim, dün düz git. Hadi. Bu ne lan? Kim söyledi oğlum Kemal Hoca? Oğlum bu Kemal Hoca polis mi lan? Yok artık ya. İnin arabadan. İnin arabadan. İstiklal Caddesi'ne yeniden tramvay başlayacakmış. Ay çok nostaljik değil mi? Açılışına gider miyiz Bekir? Gideriz tabii hayatım. Gideriz. Çocukları alır öyle gideriz hatta. Ben Anadolu yakasındakinin son seferine katılmıştım. Benim için çok özel bir gündü. Çünkü çok çok değer verdiğim bir insanla karşılaşmıştım. Yani çok önemli bir gündü benim için. Ağlayanlar bile olmuştu. Aa, sen de mi oradaydın Süheyla? Yok canım. Gazetelerden okudum. Ne işim var benim tramvayın son seferinde? Kızlar, siz doğru evlerinize, sizinle sonra konuşacağım. Tamam hocam. Emre. Senin ehliyetin olduğunu bilmiyordum.
Biz de bilmiyorduk hocam. Emre sen ne zaman ehliyet aldın ya? Bundan niye bizim haberimiz yok abi? Bize niye söylemiyorsun sen bunları? Ulan sussana, hoca burada hoca. Hocanın yanında ne diyorsun lan? Ya çocuklar böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Trafikte şaka olur mu hiç? Ya hocam biz öyle sokak arasında bir şey gezecektik. Ya gezecektiniz öyle mi? Peki gezmek demek kendi hayatınızı ve de en önemlisi başkalarının hayatını riske atmak demek mi? Ama hocam arkadaşımız araba kullanmayı biliyor. Peki neden her araba kullanmayı bilene ehliyet verilmiyor Alper? İşte hata yapıyorlar hocam. Verilse bu kadar sorun olmaz yani. Gezerdik değil mi en azından? Ozan, bu işin şakası yok. Bakın arkadaşlar, ehliyet 18 yaşından büyükler içindir. Çocuklar, bu durumu ailelerinize haber vermem lazım. Yok yok hocam, yapmayın öyle bir şey lütfen. Ne olur hocam yapmayın ya. Bakın çocuklar, normalde yaptıklarınızı ailelerinize bildirmiyorum biliyorsunuz. Ama bu çok ciddi bir konu ve ben tekrarlanmayacağından da emin olamıyorum. Yani hem sizi hem de ailelerinizi uyarmam gerekiyor. Hocam buna izin veremem. Aile benim için çok mahrem. Gerekirse size bile izin veremem. Ozan, yeter artık sulandırma. Bu işin şaka yapılacak tarafı yok. Emre, düş önüme. Hocam vallahi emin olun. Düş önüme, yürü. Hocam söz bir daha kaçırmayacağız herhalde. Hayır. Bunu da aramızda halletsin. Yürü. Hocam vallahi bir daha hiç şey kaçırmayacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Sonra da sizin ailelerinize gideceğiz. Yürü. Ağlama. Ağlama Alper'im, ağlama. Ağlama. Kendine gel Alper. Bırakma kendini. Ay sabah konuşmamız yarım kaldı efendim. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Haklısınız anneciğim. Ben de öyle sabahki konuşma yarım kaldığı zaman acayip rahatsız oluyorum. Yani konuşma dediğin tam olarak bitmeli yani. Yarım kalan konuşmaları hiç sevmiyorum. Ay oğlum sus. Yani susarsan tamamlayacağım lafımı. Ay. Evet Melahat Hanım, sizi dinliyoruz. Evet buyurun efendim. Efendim size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani düşünsenize sabahki konuşma yarım kalıyor, sonra bütün gün kafana takılıyor, 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 takılıyor. Ay oğlum sus da ben tamamlayayım konuşmamı. Birazdan ebediyete kadar susacaksın Mustafa. Şimdi efendim, bu ev işi... Kapı, kapı çaldı. Hadi boncuğum. Bak bakalım kimmiş. Ya işte. Çok da şıksınız. Öyleyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aa, buyurun, bizimki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kemal Hoca hayırdır? Kusura bakmayın akşam akşam rahatsız ettik sizi ama... Nuri abi sizinle çok önemli bir konuyu görüşmem lazım. Tabii tabii. Gel, geç. Gel. Bana söylüyorsun ama potu sen kırdın bak. Hep senin yüzünden. Ne gerek vardı tramvay falan konu açıyorsun. Seni ilk kez tramvayın o seferinde görmüştüm. Aklıma geliverdi. Kesin anladılar. Yok yok, anlamamışlardır. Bekir, bence bunlar önceden sevgiliydi. Ya Sevinç ya. Öyle mi dersin? Görmüyor musun? Her seferinde biri pot kırıyor. Bakanlıktan geldiler. Dediler ki İstanbul Ankara arası çok uzun. Sonuçta ben Avrupa'yı karış karış gezmiş bir insanım. Dedim ki hızlı tren diye bir şey var. Yani İstanbul Ankara arasına koyun bir hızlı tren. Vatandaş pst, iki saatte gitsin. Bravo abi. Vallahi bravo. Abi ya danışmanlık ücreti ne kadar? Yani danışmak istediğim bazı konular var da. Sen gel gel yaparız bir şeyler. Tamam abi. Hayırlı olsun Necmettin kardeş. Allah utandırmasın. Sağ olasın Mesut kardeşim. Bak herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa kapım her zaman açık bilesin. Eyvallah, sağ olasın. Mesut abi. Aysel yengeyle aranızı düzeltmesi için konuşsan abi. Hani belki güzel fikir verir ha? Gerek yok Aysel. Aşka müdahale olmaz. Bu da Kur'an'ın küpü olsun.
arabayı mı kaçırmaya çalıştı? Evet Nuri abi. Ya bu işin şakaya gelir bir tarafı yok. Lütfen bundan sonra siz de çok dikkat edin. Ay Allah korumuş. Niye yapıyorsun oğlum böyle şeyler? Emre. Nereden buluyorsun oğlum böyle saçma sapan hareketleri ya? Araba kaçırmak nereden çıktı? Böyle mi gördün benden ha? Sen yapma ya. Oğlum saçmalama, dikkatleri üzerine çekiyorum. Hayret bir şey ya. Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kalk git buradan. Ya bizim birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde yapılacak hareket mi Emre? Araba kaçırmak ne demek canım? Allah Allah. Bizi uyardığınız için çok teşekkür ederiz Kemal Hoca. Rica ederim. Hadi hanım. Kalk biz Emre'yle evde hesaplaşalım. Gel bakalım sen buraya. Aa ama konuşmamız yarım kaldı. Anneciğim lütfen bırakın gitsinler. Böyle bir terbiyesizlik ben hayatımda görmedim. Benden böyle bir öğrenmiş ya. Git çabuk annemlerle konuş. Mustafa abim yine kurtulmuştu ama ertesi gün başına geleceklerden habersizdi. O gün yaşanan olay tüm gerçeklerin bir anda ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ya bakalım. Çabuk 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 çabuk. Mustafa bak oğlum, sana açık seçik ifade edeyim. Annenle de konuştum. Artık Tuğba'yı karşısına alıp konuşması şart. Yani zaman ilerliyor oğlum. Saklamanın bir anlamı kalmadı artık. Bence de. Ayrıca da çok tecrübeli bir kadın olduğum için 3 tane. Muhakkak o tecrübelerimi kendisiyle paylaşmak isterim. Ha, gerek yok. Gerek yok anne. Tuğba zaten artık en az senin kadar tecrübeli yani. Nereden benim kadar tecrübeli oluyor Allah Allah, hamilelik konusunda? Ya şimdi zaten artık filmlerden oradan buradan insan her şeyi öğreniyor ya değil mi? Mustafa, saçma sapan konuşma. Ben ne diyorsam o. Ben şimdi çıkar Tuğbişkom'la konuşurum. Hadi bakalım. Hayır, anne dur. Yani çıkma. Şey, çıkma. Neden? Boncuğum uyuyor, uyuyor. Dinleniyor. Bu saatte? Hı-hı. Tabii hatun yani artık iki canlı biliyorsun. Ya ya babacığım değil mi ya? Yani iki canlı olunca uykuda iki katı sürüyor. Tamam tamam o zaman şey yap. Uyanınca bana haber ver, gelirim yukarı hadi. Tamam o zaman o şekilde yapalım. Yani daha uyanmaz ama. Baba mı oluyorsun sen? Ay Özlemciğim, senden başka kimseyle konuşamadım. Çok utanıyorum ben. Tuğbacığım, utanacak ne var bunda? Yani belirtiler var ama emin olamadım. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi emin olmak için ben eczaneye gideyim. Bir tane gebelik testi alayım, geleyim. Bakalım hamilemizin mümkün içimi sağlasın. Ay bunu benim için yapar mısın? Tabii yaparım. Sen hiç merak etme. Heyecanlanma, ben hemen gider gelirim. Tamam. Tamam. O zaman bekliyorum ben. Tamam. Abi hakkını helal et. Hakkını helal et bu sefer. Yok abi bu sefer ben gerçekten bittim. Bu sefer var ya öyle bir yalan söyledim ki aman aman. Allah Allah. Ne söyledin oğlum bu kadar ya? Yok yok. Bu sefer var ya söylediğim yalana ben bile pişman oldum abi. İşler çok... Ay o derece diyorsun ya. Kardeşim benim ne söyledin ya? Ne yaptın? Çocuğum tamam. Tamam Mustafa. Mustafa. Tamam Mustafa. Nereye ya? Mustafa. 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 Demek bir arkadaşının başına böyle bir olay geldi öyle mi? Ha, evet kayınço. Var mıdır acaba senin bildiğin bir şey yani çaresi var mı ne dersin? Yani şimdi normal şartlarda beni biliyorsun Mustafa'cığım. Bilmediğim bir şey yoktur ama bu olayın içinden ben bile çıkamadım. Ha, hiç mi? Yani öyle hiç mi bir şey aklına da gelen bir şey yok mu? Bana olur yok gibi geliyor bilmiyorum. Ama sen germe kendini ya. Ben sana kolonya dökeyim biraz. Ha. Nefes al şöyle bir rahatla. O zaman o şekilde yapayım. Yani söyleyeyim arkadaşım o şekilde yapsın. Tabii tabii. Hiç mi acaba yani? Çünkü ben ona dedim ki kayınço var dedim benim dedim. Necmettin dedim. O dedim kesin dedim yani sana yardım eder dedim. Yani ben yapamasam Necmettin'in kesin aklına bir şey gelir dedim. O şeyle geldim buraya yani. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Yüceltiyorsun beni ama gerçekten aklıma bir şey gelmiyor. Ya sonuçta iş başka, akrabalık başka. Yani ben yine senin paranı alacağım. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Sonuçta bak burada saat işliyor. Kapıda bekleyenler var. Bu bir iş yani.
Ha. Aferin kızıma. Baba hoş geldin. Ha, hoş bulduk. Geçsene. Yok geçmeyeyim. Hayırdır baba? Gelmişsin ama geçmiyorsun. Bir şey mi oldu? Yok. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Cenevi'yi göreyim dedim. Bu koku ne? Ne kokusu? Parfüm kokuyor. Yok. Ben almıyorum. Sen alıyor musun Zeynep? Almıyorum dedeciğim. Dur, oğlum ne yapıyorsun evladım? Baba sen parfüm mü sürdün? Yok. Ne parfümü? İşte parfüm kokuyorsun. Parfüm sür... Aa işte o elindeki benim parfüm değil mi? Ha bu. Zeynep verdi bana. Bak bakayım iyi kokuyor mu diye. Benim de şöyle herhalde elimdeydi de yüzüme sürülmüştür. Ya bu kadar abartmayın Allah aşkına. Her şey işte ne oluyor canım? Allah Allah. Al yavrum sen bunu yerine koyuver. Hadi. Bana da eyvallah. Gideyim artık. Bekir, bu koku ne? Babam. Nasıl yani? Babam parfüm sürüp mü çıktı? Allah sevinç. Var bunda bir iş ama hayırlısı bakalım. Allah Allah. Sürmedim diyor bile. Kokuyor. Şuraya bak. Lütfü abi, niye kaldırdın sandalye mi? Yok sana sandalye mandalye. Cezalısın sen. Ya oturduğun yer benim sandalyem. Acık yukarı kaldırmışsın ya onu dedim. Emin senin bu yaptığın ne kadar korkunç bir şaka ya. Şaka bile denmez buna. Ama ne kadar üzüldün Feminik. Bak ben gizli gizli sizi izliyordum ha. O Cezmi'nin ahlaksız teklifini, konser teklifini bile reddettin ha. Emin cenazemiz varken eğlenmeye gidecek değilim herhalde. Arkadaşım ölmüş değil mi? Cenaze de canlı cenazeydi ama. Erken öleyim ki cesedim yakışıklı olsun dediydim. Çok işli kız Lütfü abi ya. Böyle yandı, tüttü resmen hülor fener oldu. Emin sabrımı zorlama. Vallahi bak Nuri'nin davasında şahitlik yaparım ona göre. Yani şunu bir hatırlatmasan sabah sabah şu 3 günlük bir beyliğim oldu. Cenazem az bir ilgi gördü ya. Hemen onu bir benden geri kusturacak. Hemen bir benim sinir sistemlerimi, psikolojimi yerlere bir indirdi şimdi. Bizim psikolojimiz ne olacak Emin Bey acaba? Ha? Arkadaş ne psikolojiniz varmış ya. Bir laf söylemeye gelmiyor. Kimse burnundan kıl aldırmıyor oğlum. Artık hafta sonu dışarı çıkmama izin vermiyor. Ben ne yapacağım? Ben nasıl buluşacağım Merve'yle ya? Abi Kemal Hoca nasıl anladı? Ben hala anlayamıyorum ya. Ben buldum oğlum. Kesin birisi söylemiştir. Oğlum kim söyleyecek ya? Bizden başka kim biliyordu ki arabayı kaçıracağımızı? O sırada biz konuşurken Burak vardı orada ama. Doğru söylüyorsun. Bizden sonra Burak konuşmadı mı Kemal Hoca'yla? E'si Burak söyledi o zaman. Ayıp etti. Görecek kardeşim, biz de ona ayıp edeceğiz, görecek. Kim lan o bizi söylüyor Kemal Hoca'ya, kim olur mu? Böyle bir yalanı nasıl söylersin ya? İnanamıyorum ben sana. Ya, ne yapayım amca? Ne yapayım? Zaten annemler de çok sıkıştırıyor ya. Ama başka çarem yoktu amca ha. Ne yapayım ben? Ha? Vallahi kusura bakma ama senin yapabileceğin tek bir şey var. Ya ben de onun için geldim amca. Zaten dedim amcam kesin yardım eder dedim. Amcam illaki bir çözüm bulur, bana yardım eder dedim. Ne yapayım amca? Ne yapıyorum? Vallahi oğlum yani herkesi karşına alacaksın. Her şeyi açık açık konuşacaksın. Başka yolu yokmuş. Ya amca sanki bilmiyormuş gibi ya. Babam beni öldürür biliyorsun işte. Ne yapalım oğlum? Gözü alacaksın.
Yani bir yalan üzerine hayat kurulur mu ya? Göz alacaksın, konuşacaksın. Bak senden bunu rica ediyorum. Öyle mi diyorsun? Mustafa, güzel çocuğum. Bak şimdi, bu yalanı sürdürürsen ve bu yalan yüzünden birilerini üzersen, emin ol beni de çok üzmüş olacaksın, haberin olsun. Sen öyle diyorsan... Tamam amca, o zaman ben o şekilde yapayım. Aslanım benim. Aslanım. İyi olacak her şey. Ay çok heyecanlıyım. Alırken çok utandım. Gidiyorum. Hadi hemen. Kim bilir neler söylüyor hala bak. Oğlum şuraya gelsin de bir ifadesini alalım. Çekelim arkaya beyler. İspiyoncu bu, ispiyoncu. Hadi yürüyün lan. Ha, gitti hocam. Geliyor bak, bak geliyor. Aa. Gel, gel. Ne oldu? Gel, gel. Limonatanı mı beğenmedin? Ben Narsu'yu beğenmedim. Geç, geç, geç. Ben senin o limonatanı geldiğin şeyler seni. Sen niye söylüyorsun oğlum bizi? Neyi söyledim? Ben bir şey söylemedim. Oğlum kimi hocaya şikayet ediyorsun lan, ispiyoncu? Ben kimseye şikayet etmedim. İşimde gücümdeyim ya. Oğlum ne konuşuyorsun lan sabahtan beri o zaman Kemal Hoca'yla? He? Ne konuşuyorsun? Ben bir şey konuşmadım. Kendi okulumu konuşuyordum. Lan yalan konuşma lan. Yalan konuşma lan arkadaşlar. Ulan kim ispiyonu lan? Oğlum sen kimi ispiyonladın lan Kemal Hoca'ya? Ya ha? Arkadaşlar vallahi ben bir şey ispiyonlamadım. Oğlum bizi kim yakaladı? Bizi. Bizi kim yakaladı lan? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz ya? Hoca gelmiş, ne yapıyorsunuz? Konuşuyorduk hocam ya. Yaptığınız yetmedi, bir de arkadaşınızı mı sıkıştırıyorsunuz? Utanın kendinizden. Konuşuyorduk hocam, fikir tehatisi. Hocam siz gelmeseydiniz dayak yiyordum ya. Ya arkadaşınız söylemiş olsa bile sizin iyiliğiniz için, kaza yapmamanız için söylemiş olacaktı. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Bu ispiyoncu diye sıkıştırdığınız arkadaşınız sizi affetmem için konuşuyordu benimle. Affetmeniz için mi? Evet, affetmem için. Görüyor musunuz? Bak ben size çocuk masum dedim. Söyledim mi? Şimdi çabuk özür dileyin arkadaşınızdan. Tabii hocam, özür dileriz Burak. Kusura bakma. Önemli değil, önemli. Kusura bakma Burak, yani ayıp oldu sana da ama şey... Bizi kim söyledi Kemal Hoca'ya? Ben söyledim. İyi. Sen mi söyledin? Evet. Baktım ki siz kötü bir şey yapıyorsunuz. Masada konuşulanlara da böyle kulak misafiri olunca hop koştuğum gibi hemen Kemal Hoca'ya yetiştirdim. Ben de yalan yok arkadaş. Oğlum bizi niye ispiyonluyorsun lan? Oğlum git. Ne yapıyorsunuz siz? Bakın çocuklar, eğer Mali'ye ya da Burak'a yaklaştığınızı duyarsam bu sefer işin sonuçları çok kötü olur ona göre. Hocam ben kafeye gideyim o zaman. Git. Hadi sen de işine dön. Dağılın, siz de gözüm görmesin hiçbirinize. Neyse, limonatanın parasını hocam, vermedik. Matematik sınavı... Sus! Gözüm üstünüzde. Tamam hocam. Yeter. Yeter artık, yalan falan yok. Yalan falan yok Mustafa. Mustafa iyice yalancının teki oldun. Artık yalan falan yok. Yeter artık. Bu nedir ya? Bu nedir ya oğlum, amcanla da konuştun, yeter artık. Bak bu yalan işine artık son ver. Git adam gibi herkesle konuş, yalanı malanı bırak. Bu ne ya? Ya arkadaş, benim karım hamile değildi, ben gittim yalan söyledim. Evi Tuğba'nın üstüne yapmadılar, yine gittim yalan söyledim. Ben artık tamam, ben artık tamam, tamam yalan falan yok. Bundan sonra yalan yok, yeter. Ya bağırıyorsun kafede ya. Allah Allah, deli gibi burada oturmuşsun, tek başına konuşuyorsun. Tamam. Abi ben artık itiraf edeceğim. Bütün söylediğim yalanlardan bıktım. Başıma bir sürü iş açıldı. Yeter artık abi. Ben itiraf edeceğim. Gideceğim, herkese alacağım karşıma. Tek tek konuşacağım, ben de rahatlayacağım. Artık yalan falan yok. Dürüst Mustafa var. Yalansız Mustafa var. Yalansız bir dünya var hatta. Yalansız bir dünya içinde gazamız mübarek olsun. Ben o şekilde yapacağım artık. Yalan mı? Ya şu söylediğine zerre inanıyor musun sen kendin ya? Bir bana bir söyler misin? Bu kaçıncı yalandan tövbe edişim Mustafa? Şşş. Thank you.
çizgi çıkarsa negatif, yani tek çizgi çıkarsa hamile değilsin, tamam? Çift çizgi çıkarsa? Çift çizgi çıkarsa hamilesin. Hayır değil inşallah. Tamam. Sen bak. Tamam. Bakmayacağım. Tamam. Tamam şimdi biraz bekliyoruz. Tamam sakin ol. Hadi oğlum bizi niye topladın buraya, konuş. Mustafa. Mustafa. Evet Mustafa, ne vardı? Ne oldu, bir şey mi oldu Tuğba'ya? İyi değil mi her şey? Ben de tam bu mevzudan bahsetmek için sizi topladım aslında. İyi, konuş hadi. Tamam. Tamam, kızmak yok ama. Yani çok kızmak yok ama, tamam. Çok kızmak yok, tamam. Mustafa, konuş. Kötü bir şey yoktur umarım. Çay içer miyiz? Önden bir çay mı içsek ha? Biraz rahatlasak. Oğlum, çatlatma adamı. Konuşsana. Hem sonra benim de ev mevzuunda konuşacaklarım var. Bir de o konu vardı. Zaten hepsinden birazdan kurtuluyorum. Hadi Mustafa, yapabilirsin. Söyle, karım hamile değildi. Ben yalan söyledim de kurtul. Dostlarım, sevgili basın mensupları. Aa, iyice üşüttü bu, ben sana söyleyeyim. Yok anne, üşütmedim de. Ya kızmak yok ama, tamam mı? Çok kızmak yok yani, tamam mı? Kızmak yok yani anne. Mustafa, hadi oğlum. Tamam. Tamam ya, itiraf edeceğim. Amcama da söz verdim zaten. Ne olacaksa olsun. Şey... Of. Tuğba. Tuğba. Tuğba aslında... Dur bir dakika, dur. Ay. Ben gelmeden anlatma. Ay, ay sıkıştım, sıkıştım. Tuğba diyor. Anneciğim, hamileyim ben. Ay, bilmez ya kızım. Nereden biliyorsunuz canım? Yavrum! Ay, ay, ay. Ay iyi ki doğurmuşum. Canısı. Ha? Tuğba'm, Tuğba'm şimdi gerçekten hani gerçek... Baba, ben baba oluyorum. Ay Allah'ım, çok büyüksün, çok büyüksün. Ay. Ay. Herkes biliyor artık. Ne mutlu bize be. Nazar mazar da kalmadı artık, oh! Çok mutluyum, çok! Çok mu mutlusun Nuri abi? Emin, senin ne işin var burada? Ya dışarıdan böyle mutlu aile tablosunun kokusunu alınca hemen sızayım, ben de dahil oluvereyim dedim ya. Ya sen de dede olacağımışsın galiba Nuri abi. Affediver beni de geçsin. Ah sakal tarayacaksın, torun torbaya karışacaksın ha. Vay mala, ama şimdiden foslamış bunun karnı. Bu bebek kesin sana benzeyecek ha. Ay Nuri Bey, aman affedin gitsin işte gariban ya. Hadi affet Nuri abi. Emin, sana açık seçik ifade edeyim. Seni affediyorum ben. Ay, affedeceksin. Davadan da vazgeçiyorum. Şükran, bugün başka bir mutluyum. Düşündüm, taşındım. Evi de ben Tuğba'nın üstüne yapıyorum, ona veriyorum. Ay, ay inanın Nuri Bey, ben de bunun için size teşekküre gelmiştim. Aman Melahat Hanım, teşekküre ne gerek var? Biz bir aileyiz. Biz artık kocaman bir aileyiz ya. Vallahi finalda aynı Gandemir Konduk dizileri gibi oldu. Herkes mutlu. Mustafa gel bana tebrik edeyim kardeşim. Ben o gece sana öyle yumru vurup köpürtmeyeydim. Vallahi bu kadar olmazdı. Benim. Ay, ay, ay iyi ki doğurmuşum.